Önümüzdeki hafta bir taraftan Kurban Bayramı'dır ve de bunun yanında da iki tane önemli şehadetin yıl dönümü bulunmaktadır. Kurban Bayramı adı üstünde gurbetten gelmektedir. Kurban, hani biz namazı başlarken diyoruz ya, iki rekat sabah namazı kılıyorum gurbeten ilallah. Oradaki gurbet ile aynı kökten gelmektedir. Yani biz namazı kıldığımız zaman, sabah namazını kıldığımız zaman, niyet ettiğimiz zaman diğer namazlarımızın hepsinde diyoruz ki Allah'ım ben bu namazı kılıyorum ve de bundaki amacım da sana yakınlaşmaktır. Gurbeten ilallah, yani Allah'a yakınlaşma. Ki tabii ki bazılarımız da bilmeden diyoruz ki gurbeten illallah, o da tam tersi oluyor. Ona dikkat etmek gerekir. Yani gurbeten ilallah tek leyle diyoruz ki Allah'ım sana yakınlaşmak için bu namazı kılıyorum. Gurbeten illallah da diyorsun ki Allah'tan başka her şeye yakınlaşmak için kılıyorum. Yani yerden göğe kadar, yerden uzaya kadar bir ters manası var. Şimdi ben şimdiye kadar namazımı illallah deyip kılıyordum. Acaba sıkıntı olur mu? Sıkıntı olmaz tabii ki. Yani çünkü bilmeden yapılan bir şey Allah katında tabii ki doğru kabul oluyor. Ama bilen kimselerin ona mutlaka dikkat etmesi lazım. Tek leyle, gurbeten illallah. Sonuç itibariyle Allah kalbimizdeki niyetimize önem vermekte, dilimizin söylediği değil. Ben bunu alim arkadaşlarım bir tanesinin sohbetinde de dinlemiştim. Orada muhatabı soruyor, diyor ki şimdi bizler Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendik ama Kur'an-ı Kerim'i hepimiz gerçekten doğru bir şekilde okuyamıyoruz. Yani okurken kesinlikle işte kesresidir, işte zammesidir, usudur, isidir. Bunlar da yanlış okuduğumuz. Ve bazen harflerde farkında olmadan S harfine mesela işte şimdi sen neye benzer? Ş. Mesela sin ile şin birbirine benziyor. Birisi noktalı, birisi de noktasız. Sinin yerine ş dedim, ş'in yerine sin dedim. Bu şekilde Kur'an okuyorum ama fark etmiyorum. Yani bilsem zaten düzelteceğim. Acaba Allah bu ayetleri bizden kabul ediyor mu? Yani yanlış okuduğumuz halde Allah bizden kabul ediyor mu? Cevabında diyordu ki Allah bu okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinde öncelikle senin niyetine ve de amacına bakıyor. Senin amacın nedir? Allah'ın kitabını okumaktır. Ve de amacın da kitabı doğru okumaktır. Yani kimse öyle kasıtlı bir şekilde ben kitabı yanlış okuyayım demez. Doğru okuma niyetiyle okuyorsun ve de bazen de yanlış yapıyorsun. İşte bu yanlış okumalarımız gökyüzüne yüklenip, gökyüzüne yücelirken, yükselirken melekler tarafından düzeltiliyor ve de doğru bir şekilde Allah'ın huzuruna, Allah'ın katına iletiliyor. Yani bunda hiçbir zaman tedirgin olmayacağız. Acaba ben daha yeni Kur'an öğrendim, okursam yanlış okurum, acaba ne olur? Sen yine de oku. Allah her halükarda kabul edecektir ve de bir köşeye o sevabı yazacaktır. Biz ibadetimizi Allah'a yakınlaşma niyetiyle yapıyoruz ki en önemli olan niyet de zaten insanın o kalbindeki niyetidir, dilindeki değil. Şöyle bir şey var. Şimdi geldiniz cemaat namazına, baktınız ki hoca rukuya giriyor. Cemaat namazında da mutlaka nedir? Rukudan rukuya yetişmek lazım. Yani niyet edeceksin, tekbir diyeceksin, rukuya yetiştiğin takdirde cemaat namazındasın. Ama sen Allahu Ekber dedin, rukuya gidecektin, baktın ki hoca başını rukudan kaldırdı, sen artık o cemaat namazında değilsin. Kendi namazını devam ettirmen gerekiyor. Yani o rukuya yetişmediğin halde cemaat namazına devam edemezsin. Böyle bir hakkın yok. Rukuya yetişmen lazım. Şimdi biz ne yapacağız? Geldik, hoca rukuya gidecek. Ben de ne yapacağım? Diyeceğim ki iki rekat cuma namazı kılıyorum.
Hazır imama iktida ederekten gurbeten hoca çoktan kalktı. Nedir biz? Çünkü yüreğimiz belli, içimiz belli, ne yapmak istediğimiz belli, niyetimiz belli. Direktmen geliyoruz, Allahu Ekber deyip bağlanıyoruz. Sadece Allahu Ekber önemli. Geriye kalan niyetinin tamamı zaten senin yüreğinde var. Onun için de niyet tabir edilirken diyor ki niyet ne yaptığını bilmendir. Farz et ki sen namaz kılıyorsun, ben de geldim sordum, dedim ki amcaoğlu hayırdır? Diyorsun ki ben namaz kılıyorum. Kaç rekat? 2 rekat. Ne namazı bu? Cuma namazı. Niye kılıyorsun? Allah istemiş diye, Allah'ın rızasını kazanmak için kılıyorum. Sana birisi sorsa bu cümleleri eğer ki cevap olarak vereceksen senin niyetin zaten bellidir. Yani illa da dilinle bir şeyler demene gerek yoktur. Cuma günü cuma guslü etmek en sevap olan ibadetlerden bir tanesidir, değil mi? Cuma niyetiyle gusül edeceksin. Amacın da hedefin de odur. Girdin duşa, normal şekilde de işte başını da yıkadın, sağını da yıkadın, solunu da yıkadın ama dilinde hiçbir şey demedin. Demedin ki ben cuma gusül ediyorum gurbeten ilallah. Ama temelde amacın oydu. Duşa girdiğin zaman niyetin o gusül etmek idi. Ve de aslında da onu o şekilde diyorsun ama sadece niyet etmedin. Çünkü yapacakların hepsi belliydi, niyetin de belliydi. O senin o müstahap olan cuma guslünün yerine kabul olacaktı. Çünkü hedefin belli. Niyet çok önemli. Her şeyden. Namazımızda da niyetimiz nedir? Diyoruz ki Allah'ım gurbeten ilallah. Allah'a yakınlaşmak için ben bu namazı kılıyorum. Namaz kılan insan demek ki nedir? Allah'a yakınlaşır. Kurban bayramı da aynı manadadır. Kurban yani Allah'a yakınlaşma niyetiyle kesilen o kurbanlıktır. O kurbanlığın kesimindeki hedef de Allah'a yakınlaşmaktır. Ve ne yazık ki toplum içerisinde farklı bir şey de var. Kurban ya önceden bir niyetin olacak. Diyeceksin ki ben mesela oğlum askerden gelsin, kurban bayramında kurban keseceğim. Böyle bir niyetin olacak ki kurban bayramında kurban kesmek üzerine farz olsun. Ya da hacda olacaksın ki hacda olan birisine kurban kesmek nedir üzerine farz oluyor. Geriye kalan bütün vatandaşlar için kurban gününde kurban kesmek sevap olan bir iştir. Param yok, bu sene imkanım yok, bu sene kesmek istemiyorum, kesme. Bu senin üzerine farz olan bir şey değil. İstersen zengin ol, istersen fakir ol. Ve toplumumuz içerisinde de ne yazık bu böyle yaygın olduğundan dolayı bakıyorsunuz ki adam sadece başkaları yanında utanmasın diye sağdan soldan bir şekilde ediyor, parayı hazırlıyor ve de kurban kesiyor ki desinler ki bu da kesti. Gerek yok. Hiç gerek yok. Allah hepinizden razı olsun. Yani kurbandaki asıl hedef de budur zaten. Olmayana vermek. Olmayanı sevindirmek. Olmayanı mutlu etmek. Bunun kendisi Allah'a yakınlaşmanın vesilesidir kurban. Bu niyetle kesersen. Onun için de kurban bayramındaki asıl hedefimiz de Allah'a yakınlaşmaktır. Kur'an-ı Kerim namazı bizlere anlattığı zaman ne buyuruyor? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı günahlardan ve kötü şeylerden korur. Allah'ın kelamı neuzubillah estağfurullah yalan mı? Allah'ın kendi sözüdür. Diyor ki namaz insanı kötülüklerden, günahlardan korur. Biz niye namaz kılıyoruz ama yine de günah işliyoruz? Biz namaz kılıyoruz ama niye yine de kötülüklerin peşinden gidiyoruz? Tek bir sebebi var. O başta dediğimiz o niyetimiz, o gurbeten ilallahlık namazımız yok ne yazık. Namaz kılan insanın abdesti düzgün olacak. Namaz kılan insanın üzerinde giydiği elbisesi düzgün olacak. Düzgünden kastım helal olacak. Aldığımız eve getirdiğimiz rızkımız helal olacak.
hayatımız ve yaşantımızda kendimiz de Allah yolunda olmak suretiyle hareket edeceğiz ki namaz da bize yardımcı olsun. Yani bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Allah çünkü diyor ki abdest al gel namaz kıl. Abdestteki amaç nedir? Temizlik. Hem beden temizliği hem ruh temizliği. Şimdi ben farzen komşumun arsasına girmişim. Üstelik de geriye de vermiyorum. Yani herkes de biliyor, ben de biliyorum ki bu komşumun arsasıdır ama vermeyeceğim diyorum. Sonra da abdestimi alıyorum, Allah'ım ben geldim namaz kılmaya. Ne der Allah? Git önce onu ver. Komşunun hakkını önce ver. Bu türde ne kadar hatamız var? Bu sadece bir örnekti. Ve hayatımızda öyle ağır hatalarımız var ki umursamıyoruz. Biz umursamadığımız için de namaz da bizi umursamıyor. Yoksa bunların hepsi karşılıklıdır. Biz hayatımıza çeki düzen vereceğiz ki Allah da bizim elimizden tutsun. Allah kimseyi direktmen cennete götürmüyor. Diyor ki senin kendin hareket edeceksin, ben de bereketini vereceğim. Senin kendin kendin düzelteceksin ki namaz da seni düzeltsin. Biz kendimiz kendimizi düzeltmek istemediğimiz sürece de namaz bizi düzeltmeyecektir. Allah inşallah ki cümle ibadetlerimizi, itaatimizi bizlerden kabul etsin. Bizleri halis niyetle hareket eden mümin kullarından karar kılsın inşallah. Yaptığımız ibadetlerin desinler için değil, onun rızası için olmasını sağlasın inşallah.